Aracımız 2000 model Renault Clio 1.6 motor 8 valv. Müşterimiz Bursa Yunuseli'nden geldi. Araç 236 bin kilometrede. Müşterimizin başta istekleri ve şikayetleri trigger sıyırdı. Buji ve buji kablosu değişecek demiş. Yokuş aşağı inerken hararet yapıyor demiş. Hararet düşüyor demiş. İşlemlerimize başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. İşlemlerimize başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli ve hasarlı durumlara karşı aracımızı koruma altına alıyoruz. Koruma muhafazamız takıldı. Aracımızı kaldırdık. Öncelikle alt muhafazamızı söküyoruz. Karteri takoza vuracağımız için öncelikle muhafazamız çıkacak. İşlemlerimiz araçta başladı. Birazdan ustamız da gelip geriye kalan işlemleri devralacak. Evet. Alt muhafazamız çıktı. Motor kulağını söküyoruz. Trigger sıyırdığı için arabamız. Motor kulağını çıkarıyoruz ki triggerimizi görelim. Kayışı değiştirebiliriz. Kayışı değiştireceğiz. Deneyeceğiz. Değiştireceğiz mi? Deneyeceğiz. Bakalım ama bir önce. Heh. Evet, değiştirip deneyeceğiz. Kulağımız da çıktı. Şimdi bağlantı ayağımız da çıkacak. Alt taraftan Bilal Usta işlemlerine başlamışken alt taraftan da Muhammed tekerlekleri söküyor. Önce sağ tekerleğimiz sökülüyor. Diğer tekerleğin sökülmesine gerek var mı? Trigger tarafına bakacağız. Ha, sadece trigger'e bakacağız tabi. Başka işlem olmayacağı için sadece sağ tekerleği söküyoruz. Sağ tekerleğimiz çıktı. Trigger kapağımız çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi muhteşem olana hazır mıyız? Kopmuş. Trigger kayışımız kopmuş, değişecek. Puli kaslağımızı söküyoruz. Hemen puli kaslağımızı çıkartalım. Ne inat etti be. Puli kaslağımız çıktı. Kopan eski trigger kayışımızı çıkardık. Son görüntüsü bu şekilde. Yenisiyle değiştireceğiz. V kayışımızı da çıkardık. V kayışı da değişecek. Trigger alt kapağımızı söküyoruz. Alt kapağımızı da çıkardık. Şimdi aracımızı yeniden indiriyoruz. Yergi bilyamız da çıktı. Trigger'i komple değiştireceğiz. Yeni trigger parçalarımızı almaya elemanımızı gönderdik. Birazdan gelecek parçalarımız. Ustamızın son tespiti devir daimin de değişmesi gerektiği yönünde. Zaten genelde değiştiriyorduk trigger değiştirirken. Tabii tabii. Çünkü buradan küfleme yapmış bak aşağıya doğru. Küfleme. Su toplamış aşağı doğru akıtıyor. Bu yüzden değişecek. Sen ne anlatıyorsun be oğlum? Hayırdır be abi? Sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Devir daimimizi söküyoruz. Devir daimimiz çıktı. Su sesini duyuyorsunuz. Görelim mi devir daimimizi? Son hali bu şekilde. Yeni parçalarımız geldi. Trigger setimiz ve yeni devir daimimiz aynı şekilde yeni devir daim contamızda. Montajını yapacağız. Evet, montajlar önemli yani. Yeni devir daim contamızı oturtuyoruz. Yeni devir daimimizi takıyoruz. Trigger setimizin yenilenme işlemleri sürerken kısa bir bilgi verelim. Trigger kayışımız kopmuştu bildiğiniz gibi. Trigger kayışımızın kopması durumunda ne olur? Trigger kayışı kopunca kam mili ve krank mili arasındaki senkronizasyon kayboluyor. Motor stop ettiği halde var olan potansiyel enerjisiyle dönmeye devam etmeye çalışan krank, yani yarım tur dönmesi bile hasara yol açmak için yeterlidir bu arada. Sübopların piston başlarına çarpmasına neden olur. Bunu da belirtelim. Sabitleme cıvatalarımızı sıkıyoruz. Yeni trigger gergi bilyamızı takıyoruz.
Yeni trigger kayışımıza takıyoruz. Yeni trigger kayışımız takıldı. Pulley kasnağımızı takıyoruz. Şu an araba çalıştı ama siboplar yine az bir şey yakalamış, yamulmuş bak. Zorlayarak, tam motorun sayısını yapamıyor çünkü. Yamulmuş az bir şey, tam kapatamıyor. Çalıştır. Bak sesini duyuyor musun? Evet. Kapak sökülecek, tamam Muhammed in. Gördüğünüz gibi araba çalıştı ama aptal çalıştı. Yine de sibobu yakalamış, vurmuş sibobu. Kapak inecek. Tabii şimdi kapağı söküyoruz. Kapak kapakçıya gidecek. Siboplar artık kapak kapakçıyı orada neyi değişmesi gerekirken değiştirecek. Şu an işlemimiz kapak sökmeyle başladı. Hava filtre kazanımızı söküyoruz. Hava filtre kazanımızın borusu çıkıyor. Hava filtre kazanımızın sabitleme cıvatalarını söküyoruz. Termostatın değişir. Buji kablolarımız söküldü. Bobin kablolarımız da çıkıyor. Soketler çıktı. Soketlerimizi çıkardık. Bobinin 3 adet sabitleme cıvatası var. Onları söküyoruz. Bobinlerimiz çıktı. Egzoz manifoldu koruma sacımızı çıkartıyoruz. Öncelikle sabitleme cıvatalarımız çıkıyor. Egzoz manifoldu koruma sacımız çıktı. Şimdi egzoz manifoldumuzu söküyoruz. Hem egzoz manifoldumuzu hem termostat kursağımızı aynı anda söküyoruz. Distribütör kapağımızın sabitleme cıvatalarını söküyoruz. Distribütör kapağımızı çıkardık. Bir daha sonra bir daha sür diyeceğim. Sür. Bu şekilde. Contamız da çıktı. EGR borumuz çıktı. Şimdi emma manifoldumuzu da çıkaracağız ama öncesinde oraya giden tesisatı söküyoruz. Silindir kapak saplamalarımızı çıkartıyoruz. Bakalım bir saplamayı bir... Saplama yanmış, çürümüş. Değişti. Saplama yanmış. Erimiş bak. Erimiş, evet. Değişecek saplama. Bir tane mi var değişecek usta? Şey. Tamam. Termostat kursağımızı ayırdık. Şimdi egzoz manifoldumuzu ayırıyoruz. Silindir kapağımızı motordan ayırıyoruz. Egzoz manifoldumuzu çıkarttık. Silindir kapağımızı çıkartıyoruz. Silindir kapağımızı motordan ayırdık. Kalan parçaları masada birlikte parçalayacağız. Sonrasında kapakçıya göndereceğiz kapağımızı. Ama önce bir kontrol edeceğiz tabii. Durum nedir? Söyleyeceğim şimdi. Göstereceğim şimdi. Contamızı da çıkartıyoruz. Ver bir contanın durumuna bakalım. Silindir kapak contamız hararet görmüş bu arada. Zaten saplamalarımızı söktüğümüzde de saplamaların diplerinde de kızarıkları gördük. Hararet görmüş. Conta değişecek yani. Tabii tabii conta zaten değişecek. Şimdi blok yüzeyimizi temizleyeceğiz. Aynen bir kaldıracağız bakacağız. Çevre blok randı. Çevir.
pistonlarımızı kaldırıyoruz. Bekle. Çok rahat dönüyor. Blok mu çatladı bana? Oo kötü. Zımparalayacak mısın? Kandır az bir şey daha. Yüzeyimizi zımparalıyoruz. Çatlak abi. Blok yüzeyimiz çatlak. Çevir. Çevirdin mi sen az önce tam? Tam çevirdim be Bilal abi. Birinci nokta burası. İlk vuran yer. İkinci vuran yer burası. Çevir. Yalnız Bilal şu an kapatıyor evet. Bak. Şöyle. Şurayı görüyor musun? Evet. Şurayı görüyor musun? Gözüküyor. Buraya vurmuş ve şuraya vurmuş. Bak şurada bir tane daha delik var. Tamam çevir bakayım. O ne ya? Kimden geliyorsun? Sen nasıl duruyorsun öyle o sesle ya? Bak şuraya vurmuş. Evet. Ve araçta yağ yakma da var. Duman lastiklerinden mi atmış bilmiyorum. Bayağı bir kurum var şu, bak şurada. Hepsinde var da özellikle şu 1 ve 4'te çok var. Blokta çatlak var. Bu noktalardan sıkıntı. Blok çatlak. Gel abi şunları bir kontrol etsene gel. Silindir kapağımızı parçalamaya başladık. Bir taraftan emme manifi olduğumuz, diğer taraftan da kastığımız çıkarılıyor. Stopları da kontrol ediyoruz. Nereden vurmuş, nereden vurmamış diye. Nereden vurmuş usta? Bak şu sibobun üst tarafını görüyor musun? Nasıl kapatmış? Evet. Alt tarafı açık, alt tarafı kapanmamış. Yamulmuş. Sibop darbe çekmiş artık. Hangisi kaç tane darbe yediyse ona bağlı. Evet, kapanmıyor. Şurada bak, boşluk var. Biliyor musun? Burada da var inceden de, burada daha çok. Yakıyor. Manifoldumuz çıktı. Şimdi benzin enjektörlerimizi çıkartıyoruz. Enjektörlerimiz çıktı. Contamız. Contanın durumu ne? Değişecek. Evet, değişecek. Parçalandı zaten gördüğünüz gibi. Bağlantı ayağımız da çıktı. Eksentrik kastığımız çıkıyor. Kapağımızı parçaladık. Kapakça gitmeye hazır. Şimdi kapağımız kapakça gittikten sonra aracımızı dışarı alacağız. Diğer araçlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kapağımız kapakçıdan geldikten sonra işlemlerimize tekrardan bu araçta devam edeceğiz. Şu anlık ara veriyoruz. Sağ tekerleğimizi yeniden taktık. Şimdi aracımızı işletmenin dışına alacağız. Aracın gidişatıyla ilgili birazcık bilgilendirme yapmak istedim arkadaşlar. Rektifiyecimizle görüştük. Çatlak olan bölge silindir kapak saplamasının girdiği nokta. Şu anlık bir yağ su karıştırma veya suya yağ karıştırma yok. Ama yağ geri dönüşüne doğru bir çatlak devam ediyor. Yani ilerleyecek bir kapasite var. 1 ve 4'te de yağlanmalar mevcut. Şimdi üst kapağı yapacağız. Müşterimiz motor rektifi yapacak durumum yok dedi. O yüzden sadece bu şekilde toplayalım, kapatalım dedi. Gittiği yere kadar gitsin artık. Ona göre işlemlerime ilerleyen zamanlarda devam edeceğim dedi. Biz gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Kendisi zaten buradaydı. Şimdi gitti an be an. Bütün her şeyi izledi. Kendisine dediğim gibi bilgilendirmeyi yaptık. Biz mesuliyeti kabul etmiyoruz dedik. Yani toplayacağız. Ha 2 hafta sonra yapar. Belki 5 ay sonra yapar. Yani yağ su karıştırabilir, suya yağ karıştırabilir. Çünkü çatlak ilerliyor. Elimizden geldiğince güzel toplamaya çalışacağız. Müşterimize geçmiş olsun. İnşallah uzun bir süre bu şekilde biner. O da şansına. Bu motorlarda da yağ kanalı veya diğer kanalları çatlatma olayı çok var. Saplamalar çok fazla sıkılırsa, abanılırsa, torkunda sıkılmazsa eğer 5-8-10 kilogram olarak üst set halinde sıkılması lazım. Sıkılmazsa bazıları çünkü asılıyorlar böyle sonuna kadar. Ondan sonra böyle kanalı çatlatıyorlar. Ona çatlamasa bu araçlarda yağ kanalı çatlatma gibi kronik sıkıntılar var. Bu araçları alacak kişiler ona göre kanal çatlağı olabilir. Dikkat etsinler yani. Bir rektifiye girdi mi de dünyanın masrafı. Bu kapağımızı kapakçıya göndereceğiz. Müşterimize çok geçmiş olsun. Aracımızı işletmemizin dışına alıyoruz. Arabaya karşıya mı gidiyorsun? Karşıya. Temmuz pazartesi günü mesaimizin sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese hayırlı akşamlar.
4 Temmuz Salı günü sabahından herkese günaydın. İşletmemize geldik. Yeni Mazda aracımız var. Aracımıza yağ bakımı olacak ve genel kontrol yapacağız. Müşterimiz Kastamonu'dan gelmiş. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun, siz nasılsınız? İnternetten mi takip ettiniz? Evet, 1,5 yıldan 2 yıla yakın takip ediyorum. Sizleri tercih ettim çünkü yani gerçekten hakkında verdiniz. O yüzden sizleri tercih ettim. Kastamonu'dan buraya geldim. Hoş geldiniz. Hoş, teşekkür ederiz. Peki videolarımızı düzenli olarak izliyor musunuz? Tabii. Ben bütün videolarınızı izledim. Aşağı yukarı. Aracımıza yağ bakımı yapacağız. Onun dışında genel kontrol istemişsiniz. Evet, bir de ön baltalarda ötme vardı. Onlara bakacağız. Bir de şu hortumda az bir yağ kaçağı var. Ben onu genelde görmüştüm ama onu söyleyecektim ustalara. Şimdi aklıma geldi. Hı hı. Diğer türlü başka bir şey ben bilmiyorum. Hani varsa onun yapılmasını rica ediyorum arkadaşlardan. Ustalarımız birazdan işlemlere başlayacak aracımızda. Müşterimiz de işlemleri an be an takip edecek. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Klio aracımızı tekrardan işletmemize aldık. Öncelikle oluşabilecek hasarlı ve tehlikeli durumlara karşı aracımızı koruma altına da alalım. Sonrasında bilgi vereceğiz. Aracımızı geçenlerde dışarıya alırken blok yüzeyimiz çatlaktı. Müşterimizle görüştük. Şu bölgede çatlak vardı. Motor rektifiye dönüyor aracımız. Müşterimizin kararı, biz de aracımızı işletmemize aldık. Şimdi motoru sökeceğiz ve motor rektifiye için göndereceğiz. Şimdi Renault Clio aracımıza geçtik. Motor rektifiyeye dönmüştü araç dün. Motorumuzu indireceğiz. Ustamız elemanlarla birlikte son hazırlıklarını yapıyor. Ne yapıyorsun Ali? Açıklar mısın? İşleme ha. Başladık abi. Ne yapıyorsun işte? O işlemi anlatır mısın? O işlemi. Cırt kesiyor. Tamam, ne yapıyorsun? Cırt indiriyoruz. Cırt kesmek işlem midir, hazırlık mıdır? İşlem abi. İşlem oluyor. İşlem. Bende hazırlık oluyor kanka benim anladığım. Sor anladım. Bilal abi. Bilal hangisi? İşleme başlamış oluyor. Nasıl işleme başlamış oluyor? Sen bunu cırt kesiyorsun, hortumu ayırıyorsun. Oğlum cırtı kesiyorsun, hazırlığını yapıyorsun, ondan sonra işlem başlıyor. Değil o. Artık ya, eli sabaha kadar tartışırım ya. Seninle. Şaseyi çıkardık. Aküyü de söküyoruz. Şimdi elektrik tesisatımızı söküyoruz. Akünün eksi kutup başını kestik. Akünün eksi kutup başını söktük. Şimdi elektrik tesisatını söküyoruz. Yavaş yavaş motoru indireceğiz inşallah. Eski araçlarda elektrik tesisatını ayırırken kablolar eski olduğu için şimdi dışarıdan kauçuk güzel gözüküyor ama içeriden kırılıyor. Neden kırılıyor? Sertleşiyor ısıdan dolayı ve tabii ki kauçuk ömrü bittiği için sertleşiyor. Ali, daha sonra arabayı toplayınca da ne oluyor? Arabada elektriksel arızalar çıkıyor. Araç sahipleri diyor Ahmet, ki abi bende öyle bir sıkıntı yoktu. Yoktu ama araba eski. Yani gördüğünüz gibi tesisatı biz hiçbir şey yapmamışız. Soketini sökmüşüz, sağa sola ayırmışız. Biz gördüğümüz yerleri tabii ki bantlıyoruz, izole ediyoruz ama içeriden kırılan tesisatı göremiyoruz. Eski arabalarında böyle riski var. Bunu da belirtmek isteriz. Bak şurayı görüyor musun? Bak nasıl açık. Hı-hı. Bak şurayı bak. Şurada bir işlem olmuş. Abi şurayı gösterir misin? Bak. Burada bir şeyler olmuş. Yaşanmış, yağlanmış, etmiş. Evet. Riskli yani. Bunu tabii ki temizleyeceğiz ve izole edeceğiz. Bak şeyler hep kırılmış. Bak. Bak görüyor musun? Hı-hı. Nasıl? Pıtır pıtır kırılıyor. Isıçaklamış artık. Aynı şekil bunlarda da oluyor. Bu kablo yine biraz yumuşak. Bunlar çok sert oluyor. Şöyle yana alırken tık içinden kırılıyor. Evet. Fark etmiyorsun. Şu noktalar, şu noktalar açık. Bak şurada var. Bak kesilmiş şurada biraz içeride. Bak bak bak. Görüyor musun? Evet. Bahsettiğim yer. Yemiş burayı. Buraları tabii toplarken düzenleyeceğiz. Ama dediğim gibi sıkıntılar olabiliyor. Son hortumlarımız çıkıyor. Arabada antiviriz kullanılmamış, paslı. Bak. Antifriz kullanılınca böyle suyun geçtiği tüm parçalar çürüyor. Antifrizi yazın, kışın muhakkak kullanın arkadaşlar. Yoksa arabanızda büyük sıkıntılar olur. Suyun geçtiği tüm parçaların parça ömrü biter. Kendi arabanda var mı? Var. Daha yeni motor yaptık. Marş dinamomuzu yerinden çıkardık. Şarj dinamomuzun ayaklarını söküyoruz. Şimdi klima gazını boşaltacağız. Boruları sökeceğimiz için klima gazının boşalması gerekiyor. Fazla bir klima gazı yok. Zaten az kalmış. Klima kompresörümüz çıkacak. Alt tarafta. Şeyi yapın, kaldırıp altına sökün. Dinamomuz da çıkmak üzere. Şarj dinamosu çıktı. Şimdi aracımızın kalan klima gazını boşaltacağız bu cihazımızla. Gördüğünüz gibi makine. Gelmiyor.
Hortumlarımızı bağladık. Şimdi klima gazını çekmeye başlayacağız. Çalışırken böyle teneke sesi gibi bir şey geliyor. Klima gazını boşaltmaya başladık. Klima gazını boşalttık. 380 gram aldı. Tabii geri koyarken üstüne ekleyeceğiz makinamızda. Klima gazını boşalttık. İşlemlerimize devam ediyoruz. Direksiyon pompamız çıktı. Şimdi klima kompresörümüzü sökeceğiz. Klima borularını söküyoruz. 40-45 de olsun. 40-45 de olsun. Bizler gösteririz ona. Oy Zeynep abi ne yapayım? Bağlar başı olur oğlum. Klima kompresörümüz çıktı. Bağlar başı olur sen kendisi sana. 43 dedim ya ben. 40 dedim. Bak bunu çekeceğiz abi, bunu değil, bunu çekeceğiz. Klima borumuzu çıkardık. Kompresörümüz ayrıldı. Orası çok yoğun değil. Bayağı kirli. Gördüğünüz gibi. Borcuya kimse değiştiremiyor. Aynen. Çatıya bu kadar hızlı evet. Bak. Bilya'dan çıkan ama ses. Ama Bilal abi değiştiriyor onu değil mi Bilal abi? Devir daimi söküyoruz. Neyse yok. Puşta duracağını. Ne zaman kullanılan şey en yukarı son determal. Devir daimi çıktı. Son görüntüsü bu şekilde. Arkadaşlar şanzımanımız aracın üzerinde kalacağı için sadece motora dışarı alacağız. O yüzden karterimizden şanzıman olan 3-4 tane sıra cevatası var. Onları söküyoruz. E lokma, E12 lokmalı. Onları söküyoruz şu an. Huli kastağımız ve trigger kayışımız çıktı. Şimdi motoru kaldıracağız. Araçtan dışarıya doğru. Motor sehpamız da hemen aracın başında. Sehpamızı taşıyacağız. Haydi bismillah hadi diyelim. Bakalım. Dikkat edin gençler. Bekle. Bez var mı bez? Bez. Az daha indir. Tık yap. Traverzden. Abi priz direk var. Priz direk. Tamam. Sen şunu kaldırıp koşuyor. Motoru kaldırdık. Bekleyin. Motoru sehpaya çıkardık. Bekle. Hayırlı olsun. Yatırma, şimdi reklefeye göndereceğiz parçalayıp. Nasıl? Şimdi karteri sökeceğiz. Volandı sökeceğiz. Baskı balatamız, volanımız. Aynı şekilde karterimiz sökülecek. Sonrasında motor rektifi işlemi için göndereceğiz. Motorun kalan parçalarını da söküyoruz. Önce baskı balatadan başladık. Baskı balatanın sabitleme cevatalarını çıkartıyoruz. Baskı balatamız çıktı. Bakalım durumu nasılmış? Yaklaşmış abi. Var ama. Var ama çok kalmamış. Gidip yani götürür. Arabayı götürür. Yani bence. Şu anda arabayı götürür ama yine müşterimize söyleriz. Balatanın son durumu bu şekilde. Baskı gel. Balatanın. Şimdi volanı sökeceğiz. Volanın sabitleme cıvatalarını söküyoruz. Volanımız indi. Keçede yak yaçağı var. Keçeyi değiştireceğiz. Son olarak karteri abi, sökeceğiz. Yol var mı? Var mı? 10 mıymış o ya? Şu kapaktaki cıvataları sök. Ön kran kapağı sökülüyor. Çıkaralım bir şeyle. Ön kran kapağımızı bir türlü çıkartamadık. Bayağı bir yapışmış. Bir 15-20 dakikadır uğraşıyoruz. Dişli çıkmıyor bir türlü. Paslanmış buralarda net. Paslandığından dolayı mı çıkmıyor? Evet. Sarmış. Bakalım denemeye devam ediyoruz. Bu çözmüyor, söküyor. Bas sökücü de sıktık, bir daha deneyeceğiz. Şimdi dişliyi oksijenle ısıtacağız. Ne diyorsun ya? Bir de öyle deneyelim. Ne öyle deneyelim? Deneyelim Behçet Bey. Seni mi kıracağım? Ön kıran kapağımız nihayet çıktı. Patates gördüğünüz kızarması gibi. Oh. Dişli de çıktı. Çıktı mı? Çıktı. Islarak çıktı. Baksana nasıl paslandırmış. Harikadan beri sökülmemiştim. O soğuduktan sonra dişliyi alın.
Pisliğe bak, pisliğe. Ali, parçalar orada. Her yer pislik. Tamam. Blok artık çürümeye başladı. Ayağın geliyor. Tamam, hadi. Blok her yeri çürümeye mi başladı? Bak yanmış. Maskat senin de ayağın. Yağsız mı kullanılmış bir süre? Bir şeyler olmuş buna. Ya yağsız kullanılmış ya da çok kötü yağ kullanılmış buna. Yanmış çünkü artık. Motoru parçaladık. Rektifiye gitmeye hazır durumda. Motorumuzu birazdan rektifiyeye göndereceğiz. Aracımızı da dışarıya alacağız. Motor rektifiyeden geldikten sonra muhtemelen 3-4 gün içinde gelecek. Belki 2 gün. Rektifiyeden geldikten sonra tekrardan işletmemizi alacağız aracımızı ve motorumuzun montajını yapacağız. Motor şu anda hazır durumda. Clio'nun motor parçaları temizliğine başladık. Marş dinamosunu telliyoruz. Krank kastığımızı fırçalıyoruz. Tavaya güzelce benzin döktük. Parçalarımızı bandırıyoruz ona. Güzelce fırçalıyoruz. Şarj dinamomuzu telliyoruz. Balata spreyimizi de yıkıyoruz. Kran kapağımızı fırçalıyoruz. Egzoz manifoldu telleniyor. Direksiyon pompasını temizliyoruz. Karteri temizliyoruz. Distribütör kapağı telleniyor. Distribütör kapağını temizliyoruz. Klima kompresörümüzü temizliyoruz. Distribütör kapağında balata spreyimizi yıkadık. Distribütör kapağımızı daha güzel bir görünüm kazanması amacıyla boyuyoruz. Devirdai marka su borumuzu temizliyoruz. Spreyimizi de sıkacağız. Termostatı temizliyoruz. Ön krank kapağı bu. Daha önceden devirdaim olduğu bölgeden su kaçırmış. Veya şu anda da kaçırıyor olabilir. Gördüğünüz gibi pas yapmış. Termostat değişebilir veya değişir mi bilmiyoruz. Şu parçanın yenisi varsa yenisini alacağız. Çünkü gördüğünüz gibi bak kafayı görüyor musun? Evet. Varsa alacağız. Yoksa bakacağız. Tamam, bir ihtimal var. Enjektör kütüğümüzü temizliyoruz. Boğaz kelebeğimiz temizleniyor. Emme manifoldumuz temizleniyor. Yine benzin fırçayla güzelce yediriyoruz. Motoru rektifiye işlemi için rektifiyeciye gönderiyoruz.
Kar teli terliyoruz. Yağ çubuğu haznemizi önce fırçayla temizledik. Şimdi spreyimizle yıkıyoruz. Gaz enjektörünü temizliyoruz. Bağlantı ayağımızı temizledik. Kütüğümüz temizleniyor. Yine benzini güzelce yediriyoruz. Klima kompresörümüzü boyuyoruz. Kasnağımızı boyadık. Yağ çubuk haznesi boyandı. Şimdi karteri boyuyoruz. Clio aracımızın motoru rektifiyeden geldi. Poşetinden çıkartıyoruz. Birazdan toplamaya başlayacağız. Aracın arkasındaki parçaları da çıkartacağız. Aracımızı işletmemize alıyoruz. İşlemlerimiz başlıyor. Motorumuza rektifiye gittiğinde yapılan bazı işlemler: krank taşlama, krank polisaj, rektifiye, honlama, yüzey taşlama, ana yatak kateri, piston çakımı, piston kesimi, piston tepe ölçümü, motor montaj, işçilik, kanal yapımı. İşlemlerimize başlıyoruz. Motorumuzun değişen parçaları. Tava, ufak tava. Pistonlarımız. Piston güzel, hayat güzel. Ana yatak. Kol yatak. Ay yatak, gezi ayı. Bu şekilde değişmiş. Kaynak da var zaten motorda. Motoru hayata döndürmüşler. Yeni yağ pompamızı taktık. Bunu mu yukarıdan aldın? Bir dakika var, bir dakika var. Çevir 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 Ahmet, hızlı yağ çevir. Yağ pompamıza yağımızı koyuyoruz, çektiriyoruz. Birazdan yeni yağ filtremizi de takacağız. Seriyor mu? Geliyor mu? Yeni yağ filtresi de hemen burada. Tamam, geldi bak, yağımız geldi Behçet abi, söyle göster. Evet, yağımız geldi. Yeni yağ filtremizi de takıyoruz. Yeni krank keçemizi taktık. Yeni krank keçemizi çaktık. Tahminleri yapacak orada. Bolanı taktık. Bolanın sabitleme cıvatasını sıkıyoruz. Baskı balatayı takıyoruz. Ne baskısı abi? Bu araba otomatik, türbin diyeceksin. Vay, öyle mi diyorsun? Türbin abi. Hayırlısı be gülüm. Hayırlısı. Arkadaşlar, baskı balatanın cıvatalarını 10 lokmayla sıkıyoruz. Arka krank kapağımızın contası geldi. Contamızı yeni metal tercih ettik. Ustamızın tercihi bu. Bu şekilde kullanırsak daha iyi olur dedi. Arka krank kapağımızı takıyoruz. Cıvataları 10 lokmayla sıkıyoruz. Tabii tabii tabii. Karteri oturttuk, montajını sağlıyoruz. Türkiye gözü. Renault Clio aracımızın motorunu toplamaya başladık. Aracımızı işletmemize tekrardan aldık. Bir taraftan motoru toplar. Temizlik işlemimiz bitti. Şanzımanın içi, motor dairesi, civarı, her yeri güzelce temizlendi. Motoru toplamaya devam ediyoruz. Devir daimi takacağız. Sıvı contamızı devir daimi uyguluyoruz. Contamızı oturttuk. Şimdi devir daimi takıyoruz. Devir daimi oturdu. Şimdi cıvatalarını takıyoruz. 7 adet cıvatası var. Bunlar neyin parçası oğlum? Şöyle harin, şeyden zeyim ben de başlayayım ama ben de şey. 10 lokma tornavidayla sıkıyoruz. Motor sehpamızı aracın yanına getirdik. Motorumuzu birazdan takacağız. Üstünde toplamaya başlayacağız. Son hazırlıklar tamamlanıyor. Hazırlıklarımız tamamlandı. Motoru aracımıza atıyoruz. Şimdi kuruyunca baktım da. Motorumuzu kaldırıyoruz. Bir şey olmaz mı?
Motorumuzu oturttuk. Montajına başlıyoruz. Tekrardan Clio aracımıza geldik. Marş dinamomuzu takıyoruz. Takılıyor. Takıldım sökıldım. Şarj dinamosu, şarj dinamosu. Seni sempatik çocuk. Ahmet de alt tarafta çalışıyor. Kolay gelsin kardeşim, iyi mi öyle? Değil. Yanlış kişiye emanet ediyorsun kendini yalnız. Bilal abi böyle. Yanlış kişiye emanet ediyorum. Marş dinamomuzun cıvatalarını sıkıyoruz. Bayağı aşağıda kaldığı için tam alamıyoruz tabii ki. İşlemleri Bilal Usta yapıyor. T-Saat'ı toplamaya başladık. Değişik sesler çıkar mı Ali? Görüyorum Mecid abi, izlesene. Hortumlar, soketler, genel olarak elektrik T-Saat'ını komple toplayacağız. Silindir kapak contamız yeni. Silindir kapak contamızı oturttuk. Şanzımanla motorumuzu da birleştirdik. Parçalarımızı yavaş yavaş montajlamaya başlıyoruz. Manifold contamızı taktık. Şimdi manifoldumuzu oturtuyoruz. Emma manifoldumuz oturdu. Emma manifold parçamızı sıkıyoruz. Ver 13 lokmayı. 13 lokmayla sıkıyoruz. Yarın alasın dersin. Ben dün gelmiştim. Şimdi emma manifoldumuzun ana emma manifoldumuzu daha doğrusu takıyoruz. Parçası vardı emma manifoldumuzun, az önce o yüzden emma manifoldu dedik. Eski o-ringlerimizi çıkartıyoruz, yenisiyle değiştireceğiz. Bakalım bir o-ringimizin haline. Kaçaktan dolayı değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi hava kaçağı olmuş. O-ringler değişecek. Egzoz manifoldumuzu takıyoruz. Yeni o-ringlerimizi taktık. 4 adet yeni o-ringimiz. Boğaz kelebeğimizi emma manifolduna oturttuk. Şimdi emma manifoldumuzun montajını yapacağız. Emma manifoldumuzu oturttuk. Saplamaları çıkardık. Eskisini ve yenisini kontrol ettik. Durum nedir usta? Değişiyor zaten. Ne eski? Saplamalar değişiyor değil mi hepsi? Saplamaları değiştireceğiz. Silindir kapak saplamalarımızı takıyoruz. Az önce silindir kapağımızı oturtmuştuk. Biz diğer aracın çekimini yaparken ustalarımız oturttu. Doğal olarak tam oturtma sahnesini alamadık. Sonrasında saplamalarımızı alabildik. Bunu da bilgi olarak verelim. Merak edenler olur neden kaçırdınız diye. Ara ara böyle durumlar olabiliyor. Diğer araçların çekimi de oluyor. Ara ara blok da çekiyoruz. Malum yoğun bir işletme olduğumuz için. Motoru toplamaya devam ediyoruz. Şimdi külbütör kapağımızı kapatacağız. Külbütör kapağımızı takacağız. Contamızı da oturtuyoruz. Külbütör kapağını oturtuyoruz. Cıvataları sıkıyoruz. Clio aracımızın termostatı. Termostatı değiştireceğiz. Termostat kapağımızı çıkarıyoruz. Termostattan ayırıyoruz. Görüntüsü bu şekilde, gördüğünüz gibi. Termostat değişecek. Şimdi temiz. Şimdi güzel bir temizleyelim. Contanın olduğu bölgeyi vitelleyeceğiz. Güzel bir düzleyelim. Gördüğünüz gibi bakın tertemiz nasıl oluyor. Termostat kütüğü montajımızı gerçekleştiriyoruz. Kütüğümüzün cıvatalarını 10 lokmayla sıkıyoruz. Yeni termostatımız geldi. Sıvı contamızı sürüyoruz. Yeni termostatın montajı yapılıyor. On lokmayla sıkacağız. Üst radyatör hortumumuzu taktık. Termostata giden üst radyatör hortumu. Gergi ve avare bilyamızı
Bağlantı kütüğümüzden söküyoruz, değiştireceğiz. Videolarımız çıktı. Ses var dedi ustamız. Değişecek değil mi ikisi de? Yeni bilyalarımız geldi. Avare ve gergi bilyalarımız. Tekrardan montajını sağlıyoruz kütüğümüze. Sağ tekerleğimizi söküyoruz. Tekerleğimiz çıktı. Trigger kayışımızı taktık. Trigger kayışımız değişti. Yeni trigger kayışımız. Sağ olsun, inşallah mesaf ver. Egzoz boğazını takıyoruz. Kaçak olmaması için badalımızı da sürdük. Aracımıza 10.40'lık motor yağını koyuyoruz. Şimdi aracımıza bir marş yapıyoruz. Aracımıza marş yaptık. Sesi bu şekilde. Ustalarımız da son kontrollerini yapıyorlar. Tabii. Tamam, istavet. Aracımıza marş yaptık. Şimdi toparlamaya devam ediyoruz. Eksentrik kapağımızı kapatıyoruz. Test sürüşüne çıkacağız. Çünkü motor rektifi olduğu için. Güzel bir test sürüşü de gerçekleştireceğiz. 16 lokmayla sıkıyoruz. Klima kompresörümüzü montajlıyoruz. Şarj dinamomuzu bağladık. V kayışlarımız değişecekti. Yeni kayışlarımız da orada. Gösterelim mi? Bak bu 3B kalıp olan abi. Etiketini bir görelim. Gördüğünüz gibi etiketleri üstünde 0. Bu da V kayışı. Yeni V kayışlarımızı takıyoruz. Yeni V kayışlarımız. Bilal Usta aracın altına yattı. V kayışını takıyor. Yeni V kayışımızı. Egzoz manifoldu koruma sacımızı taktık. Bobinlerimizi taktık. Müşterimizin isteği doğrultusunda buji kablolarımızı değiştiriyoruz. Gösterelim yenisini. Evet. Yeni buji kablolarımız. Aracımızın işlemleri bitti. Şimdi ustamız araçla bir test sürüşü yapacak. Geldiğinde tekrar kontrol edeceğiz. Bir yağ kaçağı, su kaçağı var mı diye. Aracımız test sürüşünden geldi. Herhangi bir problem yok. Şimdi alt tarafını toparlayacağız. Alt taraftan su kaçağı, yağ kaçağı yok arkadaşlar. Kater muhafızasını temizliyoruz. Test sürüşüne gidemedim çünkü aynı anda iki tane araç çekimi birden var. Ford Connet. Motor indirdik. Ön tarafta da Ford Escort'umuz var. Buna da şanzıman indirdik. Videoları çekiliyor. Çok yakında bunlar da YouTube kanalımızda yayında olacak. Aracımızın yağ kartı ve trigger kartı yazıldı. 236.802 kilometrede motor rektifi işlemi gerçekleştirildi. Yağ kartını sinyal koluna, trigger kartını da ruhsata koyuyoruz. Şimdi aracın suyunu boşaltacağız. Kontrol yaptık, bir su kaçağı yok. Suyunu boşaltıp yeni antifrizimizi koyacağız. Yeni antifrizimiz kırmızı olarak dolduruluyor. Aracımızın tüm işlemleri bitti. Araca motor rektifi yapıldığı için 1000 kilometre sonra yağ filtresi değişecek. Rodaj süreci bitecek. Rodaj süreci içerisinde de 3000-3500 devri geçmemeye gayret gösteriyoruz. Rektifi yapan tüm kullanıcılar için bu uyarılarımız. 1000 kilometre sonra yağ filtre değişiminde kontrollerimiz sağlanacak. Herhangi bir su kaçağı, yağ kaçağı var mı diye. Daha sonra yeni yağımızı ve filtremizi koyacağız. Müşterimizin ayağına sağlık, kesine bereket. Şimdi aracımızı oto yıkamaya gönderiyoruz ve müşterimize güzel bir şekilde teslim edeceğiz. Hoşçakalın. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.